Arkadaşlar, web sayfama Cumhuriyet'in felsefesi diye bir yazı koydum son dün. O Türkiye'de Cumhuriyet döneminde, gerçi 20 yıl önce hazırlamışım ama bir şey o, bir model. Yani Türkiye'de felsefeyi nasıl değerlendireceğiz modeli. Biraz matematiksel bir model olmuş ama belki de geometrik diyebilirsiniz. Hiç isim, kitap adı vermeden değerlendirme. Yani nasıl olabilecek? Fizikçi gibi düşünmüşüm. Yani gözlemlerden bir matematik model çıkarıp düşünsel bir model onun üzerine. Bugün konuşmamda biraz yani o modelden söz etmedim ama öyle bir şey yaptık. Şimdi Jung'a dönüyorum arkadaşlar. Sizde kaçıncı sayfa oluyor bilmiyorum. Çoğu kez diye başlayan paragraf. Jung fantezilerinden, aslında bunlar fantezi, yani belki de delüzyon veya halüzinasyon da diyebiliriz sanırım. Yani bayağı korkunç hayaller görüyor. Fakat dikkat ederseniz ne kadar soğukkanlı bakıyor. Ve büyük bir telaşa kapılmadığı. Gerçi tabii çok acı çekmiş ama belki yıllar geçtikten sonra anlattığı için, yani 40 yıl sonra anlatıyor. Düşünün. Yani aşağı yukarı 40 yıl sonra bu yaşadıklarını anlatmış. Bir sorun var mı kaldığımız yeri izlemekte? Bir sıkıntı Hocam yok, var siz mı? buyurun. Çoğu kez fantazileri yakalayabilmek için bir uçuruma indiğimi düşlerdim. Birçok kez uçurumun dibine inmeye çalıştım. İlk kez dibe ulaştığımda aşağı yukarı 300 metre indim gibi geldi. Ondan sonraki inişimde de kendimi kozmik bir boşluğun kenarındayım sandım. Ay'a yolculuk ya da boşluğa iniş gibi bir şeydi. İlk önce bir krater imgesi belirdi. Ölülerin ülkesine girmiş gibi bir his içindeydim. Olduğum yerin havası öbür dünyayı anımsatıyordu. Galiba ben kırmızı kitabı çok incelemedim. İçinizde kırmızı kitabı göz atan var mı? Kırmızı kitap, tabii Türkçe'ye nasıl yapmışlar bilmiyorum. Aslında kırmızı kitap çok böyle hacimli ve müthiş bir kitaptır. Ama onu yani kağıt formunda şeye getirirsek, kitap haline getirirsek çok çirkin bir şey olur. O kırmızı kitapta Jung'un bütün bu fantazilerinin, düşüncelerinin, aklına gelen sayıklamaların orada hepsi değil belki bir kısmını görme imkanımız vardır. Galiba Türkçe'ye çevrildi değil mi kırmızı kitap? Çevrildi evet hocam. Ahmet sen görebildin mi? Ben PDF'i var bende hocam. PDF'inden şöyle hızlıca bir baktım. Tamamını okuyamadım ama PDF hali var bende. Bizimle de O paylaş o PDF'i zaman. nasıl onun? Yani iyi çıkmış mı? Fena değildi hocam. Evet. Paylaşırım, grupta da paylaşırım elbette. Ama galiba İngilizcesi de
Çünkü iki türlü kırmızı kitap var. Bir basitleştirilmiş ve bir takım zor şekillerin olmadığı kırmızı kitap. Bir de aslına uygun tıpkı basım kırmızı kitap var. Yani tıpkı basım o müthiş bir şey. Yani kocaman bir şey olur. Galiba piyasada gördüklerimiz biraz basitleştirilmiş bir kısım zor şekillerin atıldığı bir kitap olsa gerek. Ben bir ara göz atmıştım ama şimdi aklımda çok fazla bir şey kalmamış. O zaman da tam anlamamıştım. Kırmızı kitap ne anlama geliyor? Evet, aya yolculuk ya da boşluğa iniş gibi bir şeydi. İlk önce bir kriter imgesi belirdi. Ölülerin ülkesine girmiş gibi bir his içindeydim. Bu tabii Batı düşüncesinde eski Yunan Hades. Yani o insanlar Hades'e inebiliyorlar. Roma'da da var benzer şekilde. Çok tanrılı din inançlarında genellikle olduğum yerin havası öbür dünyayı anımsatıyordu. Dik bir kayanın yanında iki insan seçebildim. Sakallı yaşlı bir adam ve güzel bir kız. Cesaretimi toplayıp onlara yaklaştım ve gerçek insanlarmış gibi söylediklerini can kulağıyla dinlemeye başladım. Yaşlı adam İlyas olduğunu söylüyordu. Acaba İlyada mı yoksa Hızır anlamında mı İlyas diye çevirmiş ama. Hocam İlyas olabilir çünkü Kırmızı Kitap'ta da İlyas'a çok atıf var. Evet, değil mi? İlyas peygamberi. Evet. Evet. Bu beni çok şaşırttı. Kızın kendisinin Salome olduğunu söylemesine daha da çok şaştım. Kız kördü. Garip bir çift oluşturuyorlardı. Salome ve İlyas. Yani arketiplerin Jung'a görünüşü. İlyas sonsuzlukta her zaman beraber olduklarını söylediğinde şaşkınlığım daha da arttı. Onlarla yaşayan kara bir yılan vardı ve o yılan bana büyük sevgi gösterisinde bulundu. İlyas'a yakın durmaya çalıştım çünkü içlerinde en aklı başında ve zeki olanı o gibiydi. Salome'ye hiç güvenemedim. İlyas'la uzun uzun konuştuk ama bir tek kelime bile anlamadım. Doğal olarak kendime babamın rahip olduğunu anımsatarak fantezilerimin İncil'deki kişilere gönderme yapmasının mantıklı bir açıklamasını bulmaya çalıştım. Oysa bu hiçbir şey ifade etmiyordu. Yaşlı adam ne anlama geliyordu? Neden beraberdiler? Ancak yıllar sonra bu konuda bilgim arttığında, yaşlı adamla kızın neden bir arada olduğu bana çok doğal gelmeye başladı. Düşlere girdiğinizde sık sık genç bir kızın eşlik ettiği yaşlı bir adamla karşılaşırsınız. Bu tür çiftler birçok efsaneye dönüşmüş öyküde vardır. Örneğin agnostik geleneğe göre Simon Magus genel evden çıkarttığı bir genç kızla dolaşırmış. Adı Helen'miş ve ona Troyalı Helen'in yeniden doğuşu gözüyle bakılırmış. Klingsor ve Kundry, Lao Tzu ve dans eden kız da bu gruba dahildirler. Fantezimde üçüncü bir olguya değinmiştim.
O da büyük kara yılandı. Efsanelerde yılan çoğu zaman kahramanla eş anlamlıdır. Benzerliklerinin birçok örneği var. Örneğin kahramanın gözleri yılana benzer ya da öldükten sonra yılana dönüşür ve çok saygı görür. Başka bir örnek de yılanın oğlu olmasıdır. Ve bunun gibi. Bu nedenle fantezimde yılanın varlığı bir kahramanla ilgili bir efsane olduğunu gösteriyordu. Salome bir anima simgesidir. Şimdi erkeklerde anima vardır. Yani dişi olan ruh, boyut, arketip. Kadınlarda da animus vardır. Eril olan. Yani biz insanlarda biyolojik olarak eril görünüyorsak bizde dişil bir öğe vardır. Dişi olanlarda da eril bir öğe vardır. Dişi olanlarda anima, eril olanlarda animus. Anima, animus canlılık demektir. Can demektir. Ruh demektir. Yani eski Yunan'ın psühesi yerine Latince kullanılan deyimler. Salome bir anima simgesidir, kördür. Çünkü anlamları göremez. İlyas yaşlı bilge bir peygamberdir ve aklı ve bilgiyi temsil eder. Salome ise erotik öğedir. Bu iki öğenin logosun ve erosun insana dönüşmüş biçimleri olduğu söylenebilir. Ama bu aşırı entelektüel tanıma girer. Mesela ben aşırı entelektüel olarak anlayanlardanım. Yani logosla erosun hep evli olduğunu düşünüyorum. Yani ayrılamayacağını düşünenlerdenim. Ben onlara o zaman yüklediğim anlamı, yani onları olay ve deneyim olarak almayı daha doğru buluyorum. Bu fanteziden kısa bir süre sonra bilinç dışımdan başka bir resim yükseldi. Bakın ne ilginç. Bilinç dışımdan bir resim yükseldi. Yani bilinç dışı kendini resimlerle, simgelerle, işaretlerle ortaya koyuyor. Ve onun dili bilincin dilinden çok farklı. Yani Jung çevirmeye çalışmış. Tam çevrilebileceğini düşünmüyorum. Kesin birebir çevirinin olabileceğini de düşünmüyorum. Yani bizim mesela insanımız böyle bir düş görebilir mi? Yani Salome ile İlyas. Mesela ben göremem. Hiçbir düşümde Salome ve İlyas gördüğümü anımsamıyorum. Hani kör bir kızla bir ihtiyar görmüşündür belki ihtiyar bir erkek. Ama onların İlyas ve Salome olduğu hiç aklıma gelmez. Peki bunları yorumlamak için illa mitolojiyi bilmek gerekir mi? Hocam kendimizi tanımak açısından gerekebilir. Bu yani bilinç dışımızı
da neler olup bittiğini tanımak açısından gerekebilir demek istiyorum. Ama burada bir şey bize dayatılıyor. Mitoloji bilgisi dayatılıyor. Yani bilinç dışı, tabii bu Jung'un görüşü. Yani Jung öyle yorumlamış çünkü kendisi küçük yaşlardan itibaren öyle bir kültürde büyümüş. Ama ben bir Afrikalı zenci olsaydım, düşlerimi yine Hristiyan mitolojisi veya eski Yunan mitolojisiyle mi yorumlayacaktım? Diyelim ki benim yetiştiğim, içinde büyüdüğüm kabilenin anlattığı öyküler vardır ama belki öyle bir kabileden de gelmiyorum. Öyle bir derinliği olan, dili fazla gelişmiş, yazılı bir dili olmayan, yani halk öyküleri olabilir belki ama belli belirsiz figürleri olan. O zaman bilinç dışı kendini nasıl ifade edecek? Belki başka simgelerle ifade edebilir. Yani bana öyle geliyor ki, tabii bu benim biraz eğilimlerimle ilgili olabilir. Yani orada hani bu tavrımın ne bileyim yok gibi hani öyle bilimsel akademik falan olduğunu söylemiyorum. Ama inanıyorsak bilinç dışı diye bir şeyin, onun bir dili varsa bu dili ben ancak kendi kültürüm içinde yorumlayabilirim, değil mi? Hani başka bir yorumlama imkanım yok. Ve bunun da birçok yolu olabilir. Yani kendi kültürümü ne kadar vakıfım, ne kadar o kültürü özümsemişim, ne kadar yorumlayabilirim. Belki kültürümle de yorumlayamam. Çok bireysel bir şekilde yorumlayabilirim. Ve bana çok dehşetli şeyler gelebilir. Yani oradaki gördüğüm yılanı yılan diye anlarım. Yok bir bu kahramandı falan diye değil. Oradaki yaşlı insanı yaşlı insan. Başka bir şey değil. Yani İlyas, Milyas. Değil mi? Bir yaşlı insanla kör bir kız var. Yani bunu neden söylüyorum? Bilinç dışını bize sunduğu resimleri, bilinç dışımızın bize sunduğu resimleri, simgeleri anlamak için Jung literatürüne, Jung'un yazılarına, Jung sonrası Jung'un izleyicilerinin çalışmalarına ilgi duymak ve onlarla bilgilenmek gerekir mi? Yani psikanalitik okulun çalışmalarını kabul etmek gerekir mi bunu okuyabilmek için? Diyebilirsiniz ki madem bilinç dışını kabul ettin, onun işaretler gönderdiğini kabul ettin, o zaman hem bilinç dışını kabul ediyorsun, hem de Jung yorumlarını bir tarafa koymak istiyorsun. Freudian yorumları bir tarafa koymak istiyorsun. Bunu yapma hakkımız var mıdır? Varsa nereden kaynaklanır? Yani ben tabii meslek hastalığı olabilir. Şeye kolay kolay giremiyorum. Yani birisi belli bir yorum yapıyor, onu kabul edeyim de oradan gideyim değil. Hep böyle bir kurcalama, deşme, sorgulama,
Ya neden Jung gibi yorumlayacağım? İlyas'mış da öbürü de Salome'ymiş. Gerçi İlyas ve Salome olduğunu kendileri mi söylüyorlar? Yoksa yorum mu? Nasıldı rüyada? Şeyde, fantezide. Yani ben Yorumluyorlar. Salome, ben de İlyas mı diyordu? Hayır, yorumluyor. Yorumluyor. Evet. Yani neden öyle yorumlayayım ki? Yani Jung dedi diye mi yorumluyor? Hem Jung'un şeyini, bilinç dışı görüşünü kabul ediyorsun. Onu kabul edersen onun sonuçlarını da kabul etmek zorundasın. Tutarlılık gereği derseniz o haklı olarak o benim karşı çıkışıma önemli bir karşı çıkış olabilir. Ama sanki bizim hakkımız varmış gibi. Ya neden Salome olsun da İlyas olsun? Yani o işte bir papazın çocuğu olduğu için o masallarla, İncil'in, Tevrat'ın masallarıyla, daha doğrusu orada anlatılan öykülerle, yani masalla aşağılama anlamında kullanmıyorum, yetişmiş, oradaki meselelerle yetişmiş bir insan olduğu için. Ne dersiniz? Böyle bir başka türlü yorumlama hakkımız olabilir mi? Yani Jungcular itiraz edebilirler belki, ama bazı Jungcular da olabilir diyebilir. Yani bilinç dışının yorumu niçin Jungcuların tekelinde olsun? Hocam ben de size katılıyorum. Yani insan bu çünkü hani her kültürden, her toplumdan yani bizim kendi topraklarımızda bile farklı farklı hani referans noktalarına ulaşan insanlarımız var yani kültür durumuna göre, eğitim seviyesine göre, diline, ırkına, diline göre. Yani mutlaka hani biz kendimizle ilgili bir bağlantı kurup o şekilde yönlendirmemiz gerek. Yoksa bütün dünyada Jung'un tasvir ettiği şekilde bilinçaltını yönlendirme gibi bir şey olamaz ki. Standart da olamaz ki. Ya insan bu neticede. Yalnız şu var, bizim yorumumuzun akademik açıdan düşünürsek, yani bir edebiyatçı, şair olarak istediğin gibi yorumlayabilirsin, ama eğer akademik bir dünyada isen yaptığın yorumun saygın olması için Jungçu yorumu bilmen gerekiyor. Onunla hesaplaşar. Çünkü sizi Jungçular dinlemez o zaman. Palavracı bir şey. Bizim ne demek istediğimizi anlamamış, kafadan atmış derler. Ve onların nezdinde, eskiler öyle derlerdi. Onların nezdinde, yani onların gözünde saygın bir yorumcu olmazsın. Saygın yorumcu olmak için evet Jung bunu böyle yorumlar, Jungçular böyle yorumlar, ama ben bunu böyle yorumluyorum çünkü diye gerekçe de sunmanız söz konusudur ki yaptığınızın o çevrelerde bir değeri olması için. Ama bana ne o çevrelerden derseniz tabii o ayrı bir şey. Yani o zaman kendi çevrenize konuşursunuz. Ya ne ilginç yorumlar yapıyor diyebilir etrafınızdakiler. Ama o daha büyük çevrelere ulaşmaz. Veya onun şiirini yazarsınız, öyküsünü yaparsınız, filmini çekersiniz, karikatürünü yaparsınız. Oradan esinlenerek heykel yaparsınız. Müzik bestelersiniz falan, ayrı bir şey. Şimdi bizim felsefede şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani ben neredeyse yarım asırdır bu işi yaptığım için böyle çok şey öğrenciler vardır. Heyecanlı,
zeki. Bir soru sorarsınız, kendi kafasından cevap verir. E hocam, felsefe illa başkasının söylediğini tekrar etmek midir? Ben kendi başıma otonom bir insanım, özerk bir insanım. Kendim düşündüm, kendim cevabı yazdım der. Hani felsefe özgür düşünce falan diyoruz ya. Böyle derler yani. Hatta neler görmüşüm. 18 yaşında Kant'ı yerin dibine soktum. Hegel'i paramparça ettim. Yani Platon ne saçmalıyor filan diye. Gençler görürsünüz. O zaman benim söylediğim şu. Tamam arkadaşım, bak sen ne güzel düşünüyorsun. Ama senin düşünmenin felsefece bir değeri olması için kendi başına bir değeri olabilir. Çünkü her düşünme felsefece düşünme değildir. Yani toplum bilim açısından düşünebilirsiniz, siyasi perspektiften düşünebilirsiniz, kültürel perspektiften düşünebilirsiniz. Birçok düşünme biçimleri var. Ben işte o kendi web sayfamda koyduğum o yeni yazımda 10-15 tane farklı düşünme biçimleri yazdım, ama felsefe düşünmez farklı bir şey. Ve sen felsefece düşünmek istiyorsan, sen ben kendi kafana göre düşünmüşsün ve buna felsefece düşünme diyorsun. Felsefece düşünebilmek için felsefi dilini bilmek lazım. Felsefe dilini bilmek için felsefe tarihini bileceksin. Felsefi kavramları biliyor. Hadi. O çok uzuyor. Aklımıza geleni söylemek, felsefece söylemek demek değil. Felsefenin bir dili var. Bunu kim biliyor? Bunu öğrenenler biliyor. Ve bunu öğrenmek de öğrenmeye de bir ömür yetmiyor. Ama öğrenebildiğin kadar öğreniyorsun. Öğrenmeye çalışıyorsun. Onun için ama düşünebilirsin, o ayrı bir şey. İşte bu Jung için de söylediğim bu. Yani Jungça bir yorum olmayabilir. Jungça veya Jungça demeyelim de Jungil diyelim. Hani Mehmetgil, Ayşegil, kimlere gittiniz? Ayşegillere gittik. Hüseyingillere falan gibi. Yani Jungillerin dilini anlamanız ve orada yapılanları fark etmeniz gerekir ki yaptığınız yorumun onlar tarafından bir itibarı olsun, yoksa olmaz. Yani onlar itibar etmez, etmezse etmesin diyebilirsin. O size kalmış. Bu fantaziden kısa bir süre sonra bilinç dışımdan başka bir resim yükseldi. İlyas öğesinden doğmuştu. Ona Filemon adını uygun buldum. Filemon bir pagandı ve agnostizmin de renklendirdiği bir Mısır Helen havasını da beraberinde getiriyordu. Agnostik okul herhalde Hristiyan öğretisiyle ilgili bir şey olsa gerek. Ben onu çok iyi bilmiyorum. Ama agnostik kelime olarak gnosis eski Yunanca'da bilgi demek, bilmek demek. Agnostik bilinemez demek. Yani belki Tanrı'yla ilgili bir şeydir. Yani Tanrı'yı ne bileyim bir önümüzde duran bir saati mesela
elimdeki saati bilir gibi bilemem. Başka türlü bir sezgi veya his olarak. Ben mesela transendent konularda, yani aşkın konularda, yani fenomenler dünyasını açan, bilimin verilerinin dışında olan konularda, ki dinin ona verdiği cevaplar var, dünya görüşlerinin var. Ben agnostiyim. Yani Tanrı var mı, yok mu? Onu bilmem. Bilme imkanım yok. Bana böyle bir yeti verildiğini düşünmüyorum. Verildiğini düşünenler vardır, dindar arkadaşlar öyle düşünürler, epey bir kısmı. Ama ben öyle düşünmüyorum. Yani bilinemez, iman edilir diye düşünüyorum. Yani iman etmekle bilmek farklı şeyler. Filamon. Bana ilk kez aşağıda anlatacağım düşte göründü. Ya sanki bu bir takım teoriler geliştiriyor, kuramlar oluşturuyor kafasında, okuyor mitolojileri ve ona uygun düşler görüyor. Çok ilginç bir şey. Yani düş müdür yoksa bir sanrı mıdır? Yani gündüz düşü müdür yoksa gece gördüğü düş müdür? Yani sanki hesaplı kitaplı görüyor gibi. Hani kafasında çözmesi gereken problemler var. Kendi kuramıyla, teorisiyle ilgili. Birdenbire öyle bir düş görüyor. Ve Hocam bu ancak fantazi diyor zaten kendisi. Hani evet, o yani bu ancak şeyle olabilir. Hani esin veya vahiy filan dediğimiz insanlarda olabilecek bir şey. Ama şey, Jung bunlara açık biridir. Spiritüalistler böyle insanlara kanalları açık insanlar der. Yani bunlar fantazilere ve düşlere açık insanlardır. Ve o fantazilerin, yani gündüz ve gece düşlerinin manası olduğuna ve o düşlerin ona tırnak içinde gönderildiklerini düşünürler. Jung'da da böyle bir eğilim var. Denizi anımsatan masmavi bir gökyüzü, bulut yerine de yassı kahverengi toprak parçaları vardı. Yani bulut yerine gökyüzünde toprak parçaları varmış. Ve sanki parçalanıyorlardı. Aralarından denizin mavisi görünüyordu. Oysa görünen mavi gökyüzüymüş. Ansızın sağ taraftan gökyüzünde süzülen kanatlı bir şey çıktı. Boğa boynuzlu yaşlı bir adam olduğunu gördüm. Elinde dört anahtar tutuyordu. Birini bir kapıyı açacakmışçasına ileriye doğru uzatmıştı. Kanatları yalı çapkının kanatlarıydı.
Hani yalı çapkını diye bir kuş. Yalı çapkınının kanatlarıydı ve o kuşa özgü renklere bürünmüştü. Rengarenk bir kuştu yalı çapkını. Düşteki simgeyi anlayamadığım için aklımda kalsın diye resmini yaptım. Çünkü resim yeteneği var. Tabii fotoğrafını nasıl çekeceksiniz? O zor bir şey, değil mi? Ama o kadar görme şeysi, yeteneği yüksek birisi gördüğü düşün resmini yapıyor. Ve resimle uğraştığım günlerden birinde gölün kenarındaki bahçemde ölü bir yalı çapkını buldum. Şimdi kurduğu ilişkileri görüyor musun? Hani doğaüstü bir şey var. Ama kendisiyle konuştuğunuz zaman mistik olmadığını söyler. Yani bütün bu ne diyelim rastlantılar bir anlamı var. Bu anlam fizik bilimiyle açıklanamaz diyor. Yani fizik biliminin ya doğa bilimlerinin dışında neden sonuç ilişkilerini üzerine bir anlamda kurulduğunu söylediğimiz doğa bilimlerinin dışında yaşadığımız dünyada bir şeyler olup bitmekte ve bunları anlamanın daha farklı yolları vardır diye düşünüyor. Yani düşünde gördüğü bahçemde ölü bir yalı çapkını buldum. Bu beni çok şaşırttı çünkü Zürih yöresinde bu kuşlara çok ender rastlanır. O günden sonra da bir daha ölü olanınla yani yalı çapkınının ölü olan yalı çapkınıyla karşılaşmadım. Bulduğum kuş öleli çok olmamıştı. En çok birkaç gün önce ölmüştü. Hiçbir yerinde de bir yara izi yoktu. Şimdi bunları hep birer mesaj olarak anlama eğilimi var. Ben böyle insanlar çok görmüşümdür. Yani Jungçu falan diyeceğim. Böyle bağlantılar kurar. Bir kısmı daha mistik düşünmeye elverişli insandır. Bir kısmı daha mütedeyyin insanlardı. Ve bunların bir takım bir yerlerden, ilahi makamlardan veya makamdan gelen mesajlar olduğuna inanmışlardı. Belki de öyledir. Yani kim buna hayır diyebilir ki? Fantezilerimde karşılaştığım Filemon ve onun gibiler benim çok önemli bir olguyu sezinlememe neden oldular. Ruhta benim üretmediğim şeyler vardı. Bakın bunun altını çizmekle. Farkına varmadı. Ya benden habersiz bir şeyler oluyor ruhumda, iyi mi? Ya neden oluyor ya? Yani ben ruhumun hakimi değil miyim? Değilsin.
Ruhun sana emanettir. Kim emanet etmişse artık senin inancına bağlı bir şey. Ama hakimi filozofların bir kısmı öyle sanmış. Değildir. Ruhta benim üretmediğim şeyler vardı. Buna karşı ne denebilir? Ya üretiyorsun da farkında değilsin. Mesela bu bir itiraz olabilir mi? Üretiyorsun, haberin yok. Sen üretmiyorsun da kim üretiyor peki? Mesela itirazlar. Allah Allah ya, ben ruhumun hakimi değil miyim? Bak şimdi ruhuma yabancılaşacağım. Abdullah Yüce diye bir şarkıcı vardır. Tanıyan var mı bilmiyorum. Evet. Ben tanıyorum hocam. Abdullah abimi ben çok severim. Müthiş Evet, müthiş. şarkıları vardır. Biraz Türküleri hafif çok yani güzeldir. bir şeysi vardır Abdullah abi. Onunla ilgili de Nurol Abdullah diye de bir yazım vardır. Şimdi Abdullah Yüce'nin "Kalbimin sahibi nerede?" diye bir şarkısı vardı. Ya Rab, kalbimin sahibi nerede? Ararım, sorarım onu her yerde filan diye. Demek ki kalbinin bir sahibi olması. Şimdi kalbinin sahibi var yok ayrı ama ruhumun sahibi nerede? Kim diyor bunu? Getirin bir muayene edeyim. Belki bir hekim duyarsa. Getirin bir bakayım, onunla bir konuşayım. Ruhunun sahibi. Ya bırakın böyle saçma sapan şeyleri ya. Ben demiyorum bir meşhur ruh hekimi diyor. Zaten onları okumayın. Onları okumayın. Onlar zaten kaçık olduğu için hekim olmuşlar. Evet, çok ilginç. Kendilerini üretiyorlar. Yani ruhumda kendini üreten ve yaşamlarını sürdürüyorlardı. O ama çok tehlikeli bir laf değil mi? Yani benim haberim olmadan, yani bir evde oturuyorsunuz ve haberiniz yok, başka birileri daha oturuyor. Bazen onlarla karşılaşıyorsunuz. Çoğu zaman da karşılaşmıyoruz. Bu çok tuhaf bir şey mi arkadaşlar? Siz doğal mı karşılıyorsunuz bu sözü? Yani ruhumda benim üretmediğim şeyler var. Bunlar kendilerini üretiyorlar. Bence doğru. Ben çünkü çok yaşamışlığım var böyle şeylerin. Yani hiç hani benim bilinçli yanımın bilmediği, aklına bile gelmeyen şeyleri bir gün bakıyorum ki bilinç dışında bana postalanıyor. Hocam bir de hani ruhumuzun ne yapıp ne yapmadığına ya da neyi ne zaman üretip üretmediğine ne kadar hakimiz ki hani bizim elimizde olmadan bir şeyler ürettiğini tespit edebilelim.
Hani ne biliyoruz ki hani o aklımıza ya da ruhumuzda hissettiğimiz şeyin bunun bizim üretmediğimiz olduğunu kıyaslayabilelim yani. O başka bir şey. Evet. Ben biraz farklı düşünüyorum galiba hocam bu konuda. Ne Eğer gibi? sonrasında anlayabiliyorsak yine özünde bizde bir şey olmuş olması gerekmiyor mu? Diğer türlü zaten anlayamazdım ki. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama. Bir daha biraz daha açar mısın? Yani daha önce bilmedi mesela Jung'dan örnek verelim. İlyas peygamberi Jung bilmediğini düşünüyor ama düşünüyor olabilir örnek veriyorum. Ama rüyasında onun İlyas peygamber olduğunu anlıyorsa aslında zaten bir yerlerde biliyordu. Yoksa nereden bilebilir ki bunu? Evet. Tamamen bana uzak olan, benim algılarımın almadığı bir şey bilmeme ve tanımama imkan yokmuş gibi geliyor bana. O an anlayamadım, sonra düşündüm de diyor. Yani evet, sonuçta çünkü ya farkına varmadığım bir şekilde bilincimde var, toplum tarafından öğretilmiş bir şeyler var. Evet. Sonra anlıyorum ben onu, ayrı bir şey. Yani o rüyaları yorumlaması falan da sanki ben aslında birazcık böyle sonradan anlamlandırma gibi geliyor. Hocam bir de hani ruhu kabul ediyorsa eğer bir kişi bir şekilde hani ruhun da bir tanrısal boyutu var. Yani İslam'daki yaratılışa bakarsanız eğer hani çamurdan yaratılmış ve Allah kendinden bir ruh üflemiş, hayat bulmuş. Şimdi bu ruh eğer Tanrı'nın bir parçasıysa o zaman oradaki bilgiler de tanrısal bilgilerdir. Hani sizin zaten elinizde olmayan şeylerdir. Ahmet hocam o anlamda katılıyorum. Yani ben de onu söylemeye çalışıyordum aslında. Yani sizin bilinciniz ne kadar neye hakim ki ya da neyi bilip bilmediğinizi ne kadar biliyorsunuz ki o bilgilerin farkında olmadan hani ruh tarafından üretildiğini söyleyebilirsiniz. Evet. Ama öbür türlüsünden de evet Tanrı'nın bir parçasıysa Tanrı'da da sonsuz bilgi varsa bu bilgiler o zaman size dönem dönem siz onu fark ettiğiniz zaman ancak ulaşabileceğiniz konumda ve o fark ettiğiniz zaman da evet ben bunu bilmiyordum ama fark ettim. Yani demek ki siz o olgunluğa eriştiğiniz zaman size o bilgiler açılıyor belki de. Yani insani olgunluğa, o çamurdan kurtulup ruha ne kadar yaklaştıysanız belki o zaman o bilgiler size açılıyor ve siz farkına varıyorsunuz. Ama zaten kayıtlı olarak var ruhunuzda. Sadece siz yeni farkına vardınız belki. Evet. Ya bu konuda çok konuşulabilir. Ben kafamın içinde çok konuşuyorum yani. Şimdi Jung'u tabii anlamaya çalışıyoruz. Dışında bir güç olduğunu, çünkü sonradan geliştireceği kuramlarında, teorilerinde bütün bunları daha belirgin hale getirecek. Çünkü o dönemlerde sadece işte düşlerinde, fantezilerinde sezinlediği, yaşadığı şeyler, sonraları onun geliştireceği teoriler haline gelecektir. Filamon o açıdan kendi dışında bir gücü simgeliyor. Fantezilerimde onunla konuşurduk ve benim daha önceleri bilinçli düşünemediğim şeyleri söylerdi. Konuşanın ben değil de o olduğunu çok iyi anlayabiliyordum. Düşünceleri kendimin ürettiğini sandığımı ama aslında düşüncelerin bir ormandaki hayvanlar, bir odadaki insanlar ya da havadaki kuşlar gibi olduklarını düşündüğünü söylerdi. Bir odada insanları gördüğünde o insanları senin yarattığını ya da onlardan senin sorumlu olduğunu düşünmezsin, değil mi? Diye de eklerdi. Ruhsal nesnelliği ve ruh gerçeğini bana öğreten o olmuştur.
Onun sayesinde, yani Filemon sayesinde kendimle düşündüğüm şey arasında olan farklılığı öğrendim. Bana nesnel bir biçimde yaklaştı. İçimde bilmediğim ya da söylemek istemediğim, hatta sırasında bana karşı olanları bile söyleyebilecek bir şey olduğunu anladım. Yani içinde böyle biri var. Psikolojik bağlamda Filemon, tabii buna neden Filemon demiş? Onu da düşünmeli. Üst düzeyde sezgiyi simgeliyordu. Benim gözümde gizemli bir öğeydi. Bazen yaşayan bir insanmışçasına gerçek olduğunu düşünürdüm. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanın düşlerle olan ilişkisinde mesela benim böyle deneyimlerim oldu. Ben bir roman yazdım. Roman yazarken ilginç. Hani sanıyorsunuz ki roman karakterlerini siz oluşturuyorsunuz. Hakikaten karakterler bir düşünüyorsunuz mesela başta. Ama sizden bağımsız davranıyorlar. Çok ilginç bir şey. Mesela öldürmek istiyorsunuz, ölmüyor. Yani bu işlerle uğraşan arkadaşlarım da belki öyle deneyimleri olmuştu. Sanki kendi bağımsızlıkları varmış gibi. Bazı yazarları okuduğunuzda mesela Balzac gibi filan, oradaki kahramanlar yazarın emrindedir. Yani orada yazarın iktidarı ve despotizmini görebilirsiniz. Mesela denir ki Dostoyevski'nin romanlarında kahramanlar hürdür. Yani yazar sanki bir seyircidir. Orada olup bitenler, olaylar ve kahramanlar kendi kendilerine sanki yazardan bağımsız olarak yaşayıp gitmektedirler. Bu konularda çok ilginç edebiyat kuramları vardır. Yani yazar ve onun oluşturduğu roman veya öykü anlatı tiplemeleriyle ilgili olmak üzere. Ruslar bu konuda çok çalışmışlar. Filemon üst düzeyde bir sezgiyi simgeliyor. Gizemli bir öğe, bazen yaşayan insanmışçasına. Onunla bahçede bir aşağı bir yukarı dolaşırdık. Bir Hintli için gurusu neyse benim için de o öyleydi. Yani hakim, bilge bir insan ve yol gösteriyor. Ne zaman yeni bir kişiliğin ana hatları ortaya çıksa, kendimi yenik düşmüş sayardım. Çünkü bu durum o güne dek bilmediğim bir şeyin daha var olduğunu kanıtlardı. Bu tür imgelerin ardı arkasının kesilmeyeceğinden ve bilmezliğin dipsiz kuyusunda boğulacağımdan korkardım. Dış dünyadaki başarılarım bana yetmez.
İçimdeki ben kendini değersiz bulmaya başlardı. Karanlık dünyam her şeyden çok Aurora Consurgens'in dediği gibi Horridas Nostrae Mentis Purga Tenebras, yani zihnimdeki ürkünç karanlıkları temizle. Evet, zihnimdeki ürkünç. Yok, burada Nostrae bizim zihnimizdeki olmalı. Çeviri tam değil. Her neyse. Hayal gücümün iradem dışında yarattıklarını çözümleyebilecek, olağanüstü bilgili ve yetenekli, canlı bir gurunun olmasını istiyordu. Bu görevi Filemon üstlenmiş, ben de ister istemez bu bağlamda ona psikoloğum gözüyle bakmak zorunda kalmıştım. Gerçekten de bana birçok aydınlatıcı düşünce aktardı. Yani Jung'un bir başka yüzü sanıyorum. Çünkü insanın ben bir kişi olduğunu düşünmem. Yani toparlayıcı bir kişilik olabilir ama insan ruhu bir cumhuriyettir. İçinde tabii siz yani cumhuriyet olmayabilir, tamamen bir şey de olabilir. Yani Nazi yönetimi falan gibi de olabilir. Siz izin verirseniz birçok kendiniz, kendileriniz yaşayabilir içinizde. İnsan ruhunun ben polifonik olduğunu düşünüyorum. Çok seslidir. Birçok ses içinizden duyabilirsiniz. Yani burada acaba deliriyor muyum falan öyle bir şey. Yok, bu gayet doğal bir şeydir. Yani içimizdeki çoğulluğu dinleyebilmek. Bir yanımız çocuktur mesela, daha basit kavramlarla anlatırsak. Bir yanımız daha deli fişektir. Öbür yanımız daha usludur, daha olgundur. Bir yanımız şakacıdır. Öbür yanımız daha aşırı ciddidir. Bir yanımız duygusaldır. Öbür yanımız daha akılcıdır falan. İçimizde birçokları oturuyor. İçinizde kimler oturuyor efendim? Ben mesela Uğur Mumcu'da öyle dersler yapmıştım. Hani bu yaratıcı yazarlık ne demekse, uzun yıllar. Öyle arkadaşlara öyle ödevler verirdim. Yani içinizde oturanları yazın filan gibi. Bir de Tabii. konuşanlar var hocam, oturmuyorlar sadece. Evet. Bir de gelip giden de olabilir. Yani kapıyı çalıyor, buyur diyorsun, hemen bir bakıyor gidiyor. Veya giriyor, bir şey bırakıyor gidiyor. Hop, nereye gidiyorsun Yusuf, gel falan diyorsun. Sonra görüşürüz. Veya işte hakeme yumruk atan arkadaş gibi, belki kapıyı çalıyor, size bir yumruk atıyor, sonra gidiyor. Ne olduğunu anlayamıyorsun. Allah Allah, kim dövdü beni? Ben kim? İçinizde birileri var diyorsun. Ama sanki siz o birilerinden farklısınız diye düşünüyorum. Yani bu bir gramer
zorunluluğu mudur? Yoksa başka bir şey miydi? Her neyse biz Carl Gustav arkadaşımızı okumaya devam edelim. Ama Filamon gibi bir bilgesi varmış bakın. Güzel bir şey. Filamon ona yol göstermiş. En azından 15 yıl geçtikten sonra Gandhi'nin arkadaşı, çok kültürlü bir Hintli beni ziyarete geldiğinde onunla Hint öğretisini ve özellikle de bir guru ve helah falan mı acaba ya çelah hı öğrencisi arasındaki ilişkiyi konuştuk. Biraz çekinerek ona bana gurusunun kişiliği ve onunla ilişkilerini anlatıp anlatamayacağını sordum. Sıradan bir şey söylermişçesine, "Aa evet, o Şankara Çarya'dır," dedi. "Asırlarca önce ölen Veda yorumcusunu kastetmiyorsunuz değil mi?" diye sordum. Beni çok şaşırtan bir yanıt verdi. "Evet, o," dedi. "Öyleyse bir ruhtan mı söz ediyorsunuz?" diye sordum. "Kuşkusuz onun ruhuydu," dedi. "Çünkü ölürse tenler ölür, canlar ölesi değildir hemen. Yani ruhlar ölmüyorlar." Yani yüzlerce yıl önce beden olarak görülmüş bir ruhtan söz ediliyor. O anda Filamon'u düşündüm. Hayalet gurular da vardır diye ekledi. Çoğu insanın yaşayan guruları olur ama gurusu bir ruh olanlara da her zaman rastlanır. Verdiği bilgi beni hem aydınlattı hem de rahatlattı. Yani demek ki ben kaçık bilen değilim diye düşünmüş olabilir. İnsanların dünyasından kopmadığını ve bu konuda benzer çaba gösterenlerin de bu tür deneyime açık olduklarını anladım. Bir süre sonra Filamon'un yanında başka bir öğe daha belirdi. Bakın varlıklar çoğalıyor. Çoğaldıkça da bunalıma giriyormuş. "Ya Allah Allah, ben bittiğini zannediyorum, habire yeni varlıklar çıkıyor." Her çıkışta da bir eziklik duyuyor içinde. Hani dış dünyamda çok takdir gören, saygı gören bir hekim, bir hoca olsam da İçimdeki bu huzursuzluktan dolayı bir eziklik duyuyordum diye de itiraf etmiş. Adını Ka koydum. Eski Mısır'da kralın Ka'sı, kralın dünyadaki bedenleşmiş ruhudur. Fantezimde Ka ruh derin bir oluktan çıkarcasına aşağıdan yeryüzünün altından çıkıyordu. Onun dünyadaki haliyle bir resmini yaptım. Resimde bronzdan yapılma heykeli, taştan yapılma bir kaidenin üzerinde duruyor. Resmin üst bölümünde bir yalı çapkınının kanadı görünüyor. Ve onunla Kaan'ın başı arasında yuvarlak bir yıldız bulutu ışıldıyor. Kaan'ın yüzündeki ifade şeytanımsı, Mephisto vari denebilir. Bir elinde renkli bir pagoda ya da azizlerin kemiklerinin konduğu kutu gibi bir şey tutuyor. Öbür elindeki sivri aletle de kutunun üzerine
bir şeyler çiziyor. Tanrıları altının ve değerli taşların içine gömen benim diyor. Filamon topaldı ama kanatları olan bir ruhtu. Demek ki topalmış ama uçabiliyormuş. Kaysa bir tür toprak ya da maden şeytanı. Ben olsam cin diye çevirirdim. Filamon ruhsal açıyı ya da anlamı temsil ediyordu. Oysa Ka, o zamanlar henüz tanımadığım Yunan simyasındaki antroparyon gibi doğanın ruhlarından biriydi. Neymiş arkadaşlar antroparyon? Dipnotu var. Ufak tefek bir adam. Ve bir tür müzdevidir diyor. Antro insan paryon Evet. Örneğin demiş, 3. yüzyılın ünlü simyacılarından Panopolisli Zosimos'un imgelerinde görülür. Simyada civanın ruhu olan Merkür de bir antroporyondur. diyor. Yani insan ve ne dedin, köpek mi? Ufak tefek bir adam ve bir tür münzevi. Hocam kırmızı kitapta da bir çeşit cin, işinde usta, hekimin iyileşmesine yardım eden bir adammış ruh diye tanımlanmış Değil mi? kırmızı Kutsal, şey, kırmızı kitapta, öyle mi? kitapta. Evet. O zamanlar Antroparyon'un kim olduğunu henüz bilmiyordum. Her şeyi gerçeğe ka dönüştürüyordu ama yalı çapkınını, yani anlamı, sırasında belirginsizleştiren, sırasında da ona güzelliğin yardımıyla sonsuza dek sürecek yansısını veren de oydu. Zamanla iki öğeyi bir bütüne dönüştürebildim. Simya öğrenmemin çok yararı oldu. Bakın, hem mitoloji çalışmış hem de simya. Çünkü simya yüzyıllar boyu bu gezegende insanların meşgul olduğu bir alan ve ilginç olan, insanlar doğayı şimdi bilimin anladığı gibi anlamıyor. Yani orada bir takım ilahi güçlerin olduğunu düşünerek anlamaya çalışıyor. Yani simya o açıdan çok değişik ve çok ufuk açıcı bir alandı. Bir kez fantazilerimi kağıda geçirirken kendime, ne yapıyorsun? Bunların bilimle hiçbir ilgisi yok. Öyleyse bu ne diye sorduğumda içimden bir ses, bu sanat diye yanıtladı. Şaşırmıştım. Evet, sanat eski Yunanlıların anladığı anlamda da tekne. Yani bir maharet. Bir yeti. Yazdıklarımın sanatla ilgisi hiç aklıma gelmemişti. Belki de bilinç dışım, benim dışımda kendini ifade etmeye kararlı bir kişilik oluşturuyor diye düşündüm. Sesin bir kadından geldiğine kuşkum yoktu. Bana kişiliğini güçlü bir biçimde aktaran yetenekli bir psikopat hastamın sesini tanıdım. İç dünyamda canlanmıştı.
Kuşkusuz yaptığım bilim değildi. Sanattan başka ne olabilirdi ki? Sanki dünyada bu ikisinden başka bir olasılık yokmuş gibi. Bir kadının kafası böyle işler. İşte bu da bir maço söyleyiş. Olsa gerek hemen yargısını vermiş. Bu sese, içindeki kanın sesi, içtenlikle fantezilerimin sanatla ilgisi olmadığını söylediğimde içimde çok güçlü bir direncin oluştuğunu hissettim. O zaman sustu, ben de yazmayı sürdürdüm. Sonra ikinci bir dalgayla ısrar yenilendi. Bu sanattır. Bu kez onu yakalayıp, hayır, bu sanat değil, tam tersine doğa diyebildim ve tartışmaya hazırlandım. Yanıt gelmeyince, tabii bu anlatı bana şeyi çağrıştırdı. Daha önce de zaman zaman söylüyorum. Ruh çağırma seanslarını. Yani medyum işte aracı demek değil mi? Medyumun içine ruh giriyor. Ve ruh medyumun bedeninden konuşuyor. Burada da Jung'un ruhu içinde bulunanlar diyelim, seslenmeyi sürdürüyorlar. Jung da onlarla konuşuyor, bakın tartışıyor. Sanat değil doğa diyor. Çünkü o bilim insanı ya, bilinçli olan yanı. Ama bilinç dışından gelen ses sanat diyor. Israr ediyor. Yanıt gelmeyince içimdeki kadının bende olan konuşma merkezinden yoksun olduğunu düşündüğüm için benimkini kullanmasını önerdim. Kabul etti ve uzun uzun savundu. Yani çok da ilginç bir şey. Bak ben de sanki ruhun da dişil ve eril olanı varmış gibi düşünüyor. Bak diyor benim içimde kadın sesi yok. Onun için konuşamıyorsun. Ama gel benim sesimi kullan. Demek ki ruhun da eril ve dişil olanı var. Ki zaten Jung bunu kabul ediyor. Yani salt bedenle ilgili değil. İçimden bir kadının bana karşı çıkmasını çok garipsedim. Onun ilkel bağlamda ruh olduğuna karar verdim. Ve ruha neden anima dendiğini düşünmeye koyuldum. Yani sanki kendisi değil de birileri anima demiş. Neden dişi olduğu varsayılıyordu? Daha sonraları bu içsel kadın öğesinin bir erkeğin bilinç dışında tipik ya da arketipsel bir rol oynadığını anladım ve ona Anima adını verdim. Kadının bilinç dışındaki karşıt öğeye de animus dedim. Başlangıçta beni en çok animanın olumsuz yönü etkiledi. Karşısında biraz şaşırıyordum.
odada görünmez bir varlık olduğunu sezinlemek gibi bir şeydi. Sonra zihnimde yeni bir düşünce doğdu. Analizi yapmak için yazdığım tüm bu malzemeyi aslında Anima'ya mektup olarak yazıyor. Yani aslında bilinç dünyamdan farklı bir bakış açısı olan bir parçama sesleniyordum ve o parçam şaşırtıcı, sıra dışı yanıtlar bulup çıkarıyordu. Yani Jung'un parçaları arasındaki konuşmalar. Bir kadın ve bir ruhça analiz edilen bir hastaya dönmüştüm. Yazmazsam Anima'nın fantezilerimi yakalayamayacağını düşündüğüm için her akşam yazmayı kendime görev edindim. Ayrıca yazdığım için fantezilerimi çarpıtıp yeni karmaşalar oluşturmasını da önlemiş oluyordum. Söylemek istediğinizle söylediğiniz arasında çok büyük fark vardır. Kendime karşı olabildiğince dürüst olabilmek için elindeki her şeyi ver, ancak o zaman karşılığını alabilirsin diyen eski bir Yunan özdeyişine sadık kalıyordum. Yani aç kendini, hemen kapama diyor. Yani içindeki bir erkek olarak içindeki animayı yakaladın, artık korkma. Onunla konuşmayı, ondan gelen sesi dinlemeyi açık bırak ve sürdür. Zamanla düşüncelerimle sesin içerdiğini ayırabilmeyi öğrendim. Pardon, zamanla düşüncelerimle sesin içeriğini ayırabilmeyi öğrendim. Örneğin araya bağlılıklar sokmaya çalıştığında kendime ara sıra böyle düşündüğüm ya da bunları hissettiğim doğru ama şimdi de böyle düşünmek ya da hissetmek zorunda değilim. Bağlılığımı sonsuza dek sürdürmem gerekmez. Bu aşağılama anlamsız diyordum. Önemli olan bilinç dışı malzemeye kişilikler yükleyerek kendini ondan ayırabilmek. Ha. Çünkü bunu yapman gerekir. Bilinç dışından gelenle kendini ayırabilmen ve ona kişilikler atfederek o gelen verileri, malzemeyi daha belirgin kılıyorsun. Müşahhas hale getiriyorsun. Hani müşahhas, şahıs haline getiriyorsun. Onun için kişi isimleri, hani belli isimler veriyorsunuz. Onları, o seslerin belli bir varlığın, farklı varlıkların sesleri gibi farklı isimler verdiğiniz için öyle anlıyorsunuz. Bir daha okuyayım. Önemli olan bilinç dışı malzemeye kişilikler yükleyerek kendini ondan ayırabilmek ve aynı zamanda onların bilinçle bağlantı kurmalarını sağlamaktır.
güçlerini yok etmenin yöntemi budur. Çünkü ad veriyorsanız bir anlamda güçsüzdedir. Ad verme bir güç işi. Bu da belki eski mitolojik bir şeydir ama. Bu oranda, bir oranda bağımsızlıkları ve kendilerine özgü kimlikleri olduğu için onlara kimlik vermek çok zor değildir. Bağımsızlıklarını kabullenmek de başlı başına bir iştir ama bilinç dışının kendini böyle ortaya koyması bizim onu en iyi biçimde yönetebilmemizi de sağlar. Yani bilinç dışını yönetebildiğini düşünüyor. Ne kadar yönetebilirsin? Bunun çok zor olduğunu, olanaksız olduğunu söylediği çalışmaları da var yine. İçimde sesini duyduğum hastam erkekleri etkilemeye çalışırdı. Demek ki Jung'un içindeki anima bir kadın hastasının sesiyle konuşuyor. Meslektaşlarımdan birini anlaşılmamış bir sanatçı olduğuna inandırmış. O da inandığı için yıkılmıştı. Nedeni de kendi düşünceleri yerine başkalarınınkine göre yaşamını düzenlemeye kalkmasıydı. Bu tehlikelidir. Bu onun kararsız bir insan olmasına ve animanın göndermelerine direnememesine yol açtı. Çünkü animanın sözleri genellikle baştan çıkarıcı ve kurnazcadır. Şimdi bu Jung'un bir anima saptaması, tespiti. Neden öyle olsun ki? Gerekçesini. O anda duyduğu bir hastasının sesinden konuşuyormuş. Hastası da öyle kurnaz baştan çıkarıcı biriymiş. Ama herkesin animası öyle olmak durumunda mı? Herhalde Jung bunu kabul etmez. Yani öyle bir durum yok ama kendi yaşadığı deneyimi anlatıyor. Bu böyle genellemeler yapıyor. Çünkü animanın kimin animası diye sorabilir miyiz? Yoksa anima genel özelliklere sahip. Bir varlık mı? Animanın sözleri genellikle baştan çıkarıcı ve kurnazcadır. Ben de bilinç dışının fantazilerini sanat diye alsaydım, onlara içimdeki gözle bakar ya da onları bir film gibi izler. Yalnızca görüntüleri algılamaktan öte
bir anlam çıkartamazdım. Onlara karşı ahlaksal bir sorumluluğum da olmazdı. Eğer sanat olarak anlasaydım. Halbuki nasıl anlıyor? Doğa diye anlıyor. Yani bedenimle ilgili. Ve kendini sorumlu tutuyor. Yani içindeki varlıklardan kendini sorumlu. Tüm bunlara karşı evet şurada kalmıştık. Film izler gibi izler, yalnızca görüntüleri algılamaktan öte bir anlam çıkartamazdım sanat deseydim. Ama neden öyle olsun ki, yani sanatın bir sorumluluğu yok mu? Her neyse. Onlara karşı ahlaksal bir sorumluluğum da olmazdı. Anima beni rahatlıkla kandırıp anlaşılmamış bir sanatçı olduğuma inandırabilir. Çünkü bir sanatçı tarafı var. Çok güzel resim yapıyor, heykeller yapıyor falan. Beni kandırabilirdi. Sanatçı olduğu varsayılan kişiliğim bana gerçeği göz ardı etme hakkını sağlardı. Sesin çizdiği yolu izleseydim, ses bir gün bana büyük bir olasılıkla "Uğraştığın saçmalıkların gerçekten sanat olduğuna inanıyor musun? Hiç ilgisi yok" diyebilirdi. Bilinç dışının sözcüsü olan animanın baştan çıkarıcılığı bir insanı mahvedebilir. Çünkü kendi bilinçli yanınızı fark edemeyebilirsiniz. Ne yapıp ne yapamayacağınızı, yeteneğinizin ne olduğunu anlayamayabilirsiniz. Ve o sizi yanlış yollara götürebilir. Bir analizin sonucunu belirleyen faktör her zaman bilinçtir. Çünkü bilinç dışının ortaya döktüklerini yalnızca o anlar ve onlara karşı durabilir. Tüm bunlara karşın animanın olumlu bir yanı da var. Şimdi tabii hani bilincimin zayıflığı diye de bir şey olabilir. Yani bilinç dışından gelen resimleri, sesleri analiz edecek, buradaki deyimi kullanırsak, çözümleyecek. Çözümleyecek. Ve bir sonuca varacak. Bunu bilinç yapabilir.
Peki bunu yapmasını bilinç dışı güçler engelleyebilir mi? Yani bilincin hakkıyla bilinç dışı olumsuz etkilerden kendini arındırarak oradan gelen verileri, sesleri, resimleri sakin, kararlı bir biçimde çözümleyebilir mi? Çünkü telaşa kapılabilirsin. Şimdi tabii bilinçten kastettiği ne olduğu da bulanık aslında. Yani farkındalık deseniz ondan fazla bir şey olduğu anlaşılıyor. Mesela bilinç sadece bilgiyle mi ilgilidir? Duygu var mıdır bilinçte? Bilinç kızar mı mesela? Üzülür mü? Üzülen, kızan kimdir, nedir? Yani insan ruhunda bilinç ve bilinç dışı mı var? İki şey mi var? Daha başka öğeler yok mu? Varsa neler? Yani bir bilinç dışı diye anlar. Bilinç dışındaki imgeleri bilinçli zihne o taşır. Yani anima. Bu nedenle onu değerli bulurum. Yıllarca duygusal davranışlarımda bir şeylerin doğru gitmediğini ve bilinç dışımda bir şeylerin biriktiğini hissettiğimde ona başvurdum. Böyle zamanlarda ya başvururdum. Böyle zamanlarda ona amacın nedir? Ne görüyorsun? Bilmek istiyorum derdim. Bir süre direndikten sonra bir imge üretir ve imge oluştuğunda huzursuzluk ya da baskı duygusu sona ererdi. Duygularımın tüm enerjisi imgeye duyduğum ilgiye ve meraka akardı. Bana ulaştırdığı imgeleri animayla tartışırdım. Çünkü düşleri anlamaya çalıştığım gibi imgeleri de elimden geldiğince anlamak zorundaydım. Bugün artık animayla konuşmaya gerek duymuyorum. Çünkü o tür duygularım kalmadı. Olsaydı yine aynı yolu izlerdim. Bugün bilinç dışının içerdiklerini kabullenmeyi ve anlamayı öğrendiğim için animanın düşüncelerinin bilincindeyim. İçsel imgelere nasıl davranmam gerektiğini biliyorum ve anlamlarını doğrudan düşlerimden çıkarabildiğim için bir aracıya gereksinimim yok. Bakın ne kadar şey. Bir kendine güven oluşturmuş. Fantezilerimi ilk önce Schwarzenbuch
Kara Kitap'ta topladım. Sonraları da onları Rotenbuch'a, Kırmızı Kitaba geçirdim ve bu kitabı resimlerle süsledim. Mandala çizimlerimin çoğu bu kitaptadır. Rotenbuch'ta estetik kaygım vardı. Fantezilerimi daha edebi bir dille çevirmeye çalışmıştım ama bitiremedim çünkü doğru dili bulamadığımı anladım. Başka bir şeye çevirmek zorunda olduğumu hissediyordum. Bu nedenle estetiğe dikkat etmekten vazgeçip anlamı vermeye, özen göstermeye başladım. Bu denli çok fantezinin sağlam bir zemine oturmasının ve her şeyden önce gerçeği göz önünde bulundurmam gerektiğinin bilincine varmıştım. Bence gerçek, bilimsel anlayış demekti. Bilinç dışının bana verdiği sezgisel anlayıştan somut sonuçlar çıkarmam gerekiyordu ve bu iş bir ömür aldı. Yani bu Jung'un hikayesi tabii. Ama hani hekim olmayan, bu işlerden uzak birinin serüveni neye benzer acaba? Bir ömür aldı bilinç dışını yorumlayabilmem, onun dilini çözümleyebilmem. Benim bir psikiyatrist olarak deneyimlerimin hemen hemen her aşamasında akıl hastalarında bulunan psikozun da içerdiği aynı ruhsal malzemeyle karşılaşmam kuşkusuz bir çelişki. Akıl hastasının zihnini ölesiye bulandıran bilinç dışı imgelerin kaynağı da bu ruhsal malzemedir. Ayrıca akıl çağımızda yitip gitmiş mitleri yaratan düş gücünün kaynağı da bu. Yanlış okudum. Ayrıca akıl çağımızda, yani yaşadığımız çağ akıl çağı değil mi? Ayrıca akıl çağımızda yitip gitmiş mitleri yaratan düş gücünün kaynağı da bu. Böyle bir düş gücü hala her yerde varlığını sürdürmesine karşın hem tabulaştı hem de artık ondan korkulur oldu. E nasıl korkmazsın ya? Yani böyle gelişmiş bir düş gücü işte hakim olamamaktan, dağılmaktan korkuyorsun. Çok zor. Yani içindeki sesleri, içindeki varlıkları düzenleyebilmek, değil mi? Yönetebilmek, ölçüyü kaçırmamak, belli bir şekilde onları dengede tutabilmek ne kadar zor. Bunu öğrenmem gerekiyor diyor. Ve bu bir ömür boyu sürmüş. Tabii şimdi insanların böyle bir şeye kalkışacağını pek sanmıyorum. Yani çok az kişi belki yapabilir. Ve neden yapacak? Çünkü Jung'un bir amacı var. Yani kendi bilinç dışını dinleyerek insandaki bilinç dışını anlamak istiyor. Yani hem hastalarına yardım edebilmek için hem de
bir düşünür, bir teorisyen yani. Sadece hasta gören bir hekim değil. Bir düşünce oluşturan bir insan. Bir kültür insanı. İnsanı tanımak isteyen bir insan. Dolayısıyla bir ereği var ulaşmak istediği. Onun için içindeki düşlere korkmadan açılabiliyor. Yani korkuyor belki ama açılabilmiş. Bunun sıkıntılarını çekmişti herhalde. Bu nedenle insanı bilinç dışının derinlerine götüren belirsiz yola güven duymaya ya tehlikeli bir deney ya da kuşkulu bir macera gözüyle bakılıyor. Evet. Tehlikeli bir deney, kuşkulu bir macera. Elbette bakılır. Çok tehlikeli bir şey olsa gerek. Yani nasıl toparlayacaksın kendini? Nasıl toparlayacaksın? Ve yanlışlıkların, ikili anlamların ve yanlış anlam yüklemelerin yolu olduğu düşünülüyor. Goethe'nin sözlerini anımsıyorum. Herkesin gizlice sokulduğu kapıları cüret et sen ardına dek açmaya. Herkesin gizlice içine sokulduğu deseydi. Çünkü kapılara sokulmuyor, değil mi? Herkesin gizlice içine sokulduğu odaların kapılarını cüret et sen ardına dek açmaya. Faust'un ikinci bölümü yalnızca edebi bir deneme değildir. Felsefi simyanın, felsefi simyanın, yani simgelerin yorumlarıyla oluşturulmuş felsefenin ve agnostizmin başlangıcından Nietzsche'nin Zerdüştlüğüne dek süregelen Avreya Katena zincirinin bir halkasıdır. Bu biraz önce geçmişti, değil mi? Avreya Katena. Değil mi arkadaşlar? Bir önceki dipnotunda Geçmedi hocam, bu başka. burada dipnot değil de şeyde geçti, bir sözde. Değil mi? Yok, ilk defa İlk geçiyor. defa geçiyor. Yok yok, şey diyorum. Evet, şurada. Evet. Aurora Consurgens geçti. Evet. Bu Kantena diyor. 33. dipnotunda geçti. Bu aynısı değil tabii. Evet, değil. Bu kaçıncı nottu? 35 hocam. Evet, burada. Aurea Catena
zincirinin bir halkası. Ne diyor buna? 35. dipnotta. Kimyadaki altın zincir, Hermes Trismegistos'la başlayan bilgi adamların oluşturduğu dizidir. Yeryüzünü Oraya gökyüzüyle altın demek yani. birleştirir. Evet. Evet. Yeryüzünü gökyüzüyle birleştirir. Zincir. Dünyanın öbür kutbuna yapılan bu keşif gezisi rağbet görmez çünkü belirsizlikler ve tehlikelerle doludur. Buradaki Rotenbuch, Kırmızı Kitaptan sayfalar. Özellikle fantezilerim üzerinde çalışırken bu dünyadan desteğe gereksinimim vardı ve bu desteği ailemde ve profesyonel mesleğimde buldum diyebilirim. Tabii böyle bir destek olmasa gidersin zaten. Gerçek dünyada çünkü gerçeklik duygusunu yitirmemen lazım. Yitirdiğin anda gidiyorsun zaten. Gerçek dünyada garip iç dünyama karşı durabilecek normal bir yaşantımın olması çok önemliydi. Ailem ve mesleğim gerçekten var olan sıradan bir insan olduğuma inanabilmem için her zaman geri dönebileceğim bir üs oldular. Bilinç dışının içeriği aklımı kaçırmama neden olabilirdi ama ailem ve Zürih Üniversitesi'nden bir diplomam olduğunu, hastalarıma yardım etmem gerektiğini, bir karım ve 5 çocuğum olduğunu, Küsnacht 228 Z sokağında oturduğumu bilmenin bana çok yardımı olduğunu. Çünkü bunu unutursanız gittiniz yani. Görevlerim vardı. Gerçekten var olduğumu ve Nietzsche gibi ruhun rüzgarlarında savrulan boş bir kağıt parçası olmadığımı, Nietzsche böyle biri değil tabii, bana sık sık anımsatan bu gerçeklerdi. Nietzsche'nin ayaklarının yere basmamasının nedeni düşüncelerinin içsel dünyasından öte bir şeye sahip olmamasıdır. Evet, yani küçümsemeye çalışmış. Orada Karl Gustav abime katılamayacağım. Bu düşünceler ona, onun onlara olduğundan çok sahiptiler. Kökünden koparılıp ayakları yerden kesildiği için. Ya bu tabii yani hastalığın son döneminde gidiyor ama ondan önce yaşadıklarını pekala kaydetmiş ve gayet tutarlı, iç tutarlı olan şeyler söylüyor aforizmalar. Kökünden koparılıp ayakları yerden kesildiği için abartıya ve gerçek olmayana boyun eğmek zorunda kaldı. Benim açımdansa gerçekten uzaklaşma dehşetin ta kendisiydi. Çünkü bu dünyaya ve bu yaşama dönüktüm. Yani Jung kim arkadaşlar? Gitmiş gelmişlerden. Nietzsche ona göre kim? Gitmiş gelememiş. Yo. Evet, gitti, sonunda gelemedi. 10 yıl beden olarak yaşadı ama ruh gitti, dönmedi. Hocam bence gelemedi değil de gelmek istemedi E o da Nietzsche. olabilir. Yani orada kaldı. Ama diyor ben gittim geldim. Tabii hoca olması, üniversite olması, hekim olması, aile desteği, 5 tane de çocuğu varmış. Bütün bunlar beni gerçeğe bağladı diyor. Ne denli kendimi kaptırsam da ya da ne denli kendimi kaybetsem bile her zaman geçirdiğim deneyimlerin tümüyle gerçek yaşamın yönünde olduğunun
bilincindeydim. Görevlerimi yerine getirmek ve yaşamıma anlam katmak istiyordum. Düsturum şuydu: Hic Rhodus, Hic Salta. Ne demekmiş arkadaşlar? Böylece ailem ve mesleğimle her zaman mutluluk getiren bir gerçek olarak kaldılar ve normal bir yaşantım olduğunun kanıtı oldular. Ne demek Hic Rhodus, Hic Salta? Rodos oradaysa Evet. burada. Halep oradaysa arşın burada diye biz çevirebiliriz, değil mi? Evet. Yani atlayacağım Rodos, çıkabilirim. Giderek diye başlayan paragrafta kaldık arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.